ziyaret ettik. Tabii kendisinin morali yerinde. Gerçekten yüksek bir morali var. Hani astronomi diliyle söylemek gerekirse uzay kadar morali var diyebilirim. Ama gerçek o ki Renan Pekünlü hocanın şahsında bugün 199 üniversitemizdeki öğretim üyelerine yönelik olarak siz bu iktidarın sistemleri dışında hareket ederseniz, laikliği tırnak içinde fazla savunursanız başınıza bunlar gelebilir işareti verilmiştir. Gerçek budur. Renan Pekünlü hocanın düşüncelerine katılıp katılmamak ayrı konudur. Ama bir profesörün cezaevine konması apayrı bir konudur. 21. yüzyıldayız. Eller Mars'a gidiyor. Biz bilimde Mars olmuş durumdayız. İşin gerçeği budur. Renan Pekünlü hoca tabii içeride hemen yine örneğin kimi görevliler belli kurallar çerçevesinde kendisine hitap ederken hep sormuş. Buranın kuralı nedir? Kurala uymak gerekir. Ben de takıldım. Hocam zaten kurallara uyduğunuz için buraya geldiniz diye de takıldım kendisine. Öteki mahkumlarla görüşmüş, onlarla açık cezaevi olduğu için açık cezaevinin kuralları çerçevesinde görüşmüş. Yakında onlara astronomi dersi vermek üzere cezaevi yönetiminden izin istemiş. Eğer izin verirlerse bir derslik yapacak ve buradaki mahpuslara astronomi bilimini, uzay bilimini öğretmeye çalışacak. Ayaküstü bize de 15 dakika kısa bir uzay bilimi üzerine ders verdi. Bir 10 dakikayı uzay bilimi üzerine dinledik. Ama uğradığı haksızlığı şöyle özetleyebilirim. Öğrencilerin öğrenim hakkını engellemekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye başvuran öğrencilerin hiçbiri sınıfta kalmamış. Hiçbiri zayıf almamış. O zaman ne engellenmiş? Onun açıklanması gerekir. Konunun ayrıntılarına ya da tartışmanın bu yönde ayrıca çatallanıp derinleşmesi ayrı konudur. Ama bir profesörün hapse konulması, Anayasa Mahkemesi'nin bugün yürürlükte olan kurallarını uyduğu için ve onların gereğinin yapılmasını istediği için hapse konulması kabul edilebilir bir şey değildir. Foça açık cezaevi aynı zamanda işsizliğin olmadığı bir yer. Çünkü burada mandıra var, efendim demir döküm tesisleri var, kimi atölyeler var. Renan Hoca önermişler, bu işlerden birini istersen yapabilirsin diye. O da düşünüyor bu derste bunlardan birini yapabilirim diye. İşin kara mizahı bir yana ama şu anda Profesör Renan Pekünlü Nisan ayı ortasına dek bu cezaevinde kalacak. Ne zaman çıkacağını da bakmamış. 4 yıl 20 günü cezaevi müdürü işaretleyip takvim dökümü yapmış. Şu gün çıkacaksınız diye o sırada kendisi de ona tebliğ ediyordu. Şunu da bilinmesini isterim ki Renan Pekünlü yalnız değildir. Türkiye'de bilimden yana olan, çağdaş Türkiye'nin üniversitelerinde de gerçekten sadece bilimin ana ekseni olarak hiçbir baskı altında kalınmadan bilimin önde olmasını isteyen pek çok kişi Renan Pekünlü Hoca ile birliktedir. Biz de kendisine hem dayanışmamızı göstermek hem de yalnız olmadığını bir kez daha kendisine hatırlatmak üzere geldik. Bizi gülerek karşıladı, gülerek uğurladı. Çam ağaçlarının altında ikişer bardak çay içtik. Mahpusların demlediği çayı. Hapishane çayı da ayrıca güzeldir. Ben de özlemişim demeyeyim ama değişik de bir tattı. Kendisinin dışarıdan bir isteği, talebi ya da sorduk, mesajı var mıdır? Sorduk. Herhangi bir talebim, herhangi bir dışarıdan istediğim yok dedi. Ama mesajı Türkiye'de gerçekten önümüzdeki dönem Türkiye için önemli bir seçim süreci geliyor. Orada toplumun uyanık olmasından yana Renan Hoca yine moralinin yüksek olduğunu ama bu özgürlükten kısıtlamanın sadece kendisine değil üniversitelerin tümüne olduğunun da ayrıca altını çizdi. Teşekkür ederim. Sağ olun.